Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Dersin, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, hoş geldiniz. Şimdi bir biçer kebap Adana'da gerçekten uzun yıllar sektörde hizmet veren, yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip ve yaptığı başarılı çalışmalarla sektörün en iyilerinden biri. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarımız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden tabii ki bahsedeceğim. Ancak öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Sayın Mehmet Usta, kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? İş yerimiz 1947'den beri açık olan bir iş yerimiz. Ben 92'den beri burada çalışmaktayım. Hizmet vermektesiniz. Evet. 42 yılında hizmet vermeye başlayan 47. 47 özür dilerim. 47 yılında hizmet vermeye başlayan işletmeye siz 92 yılında dahil oldunuz. 92'den günümüze de başarılı hizmetlerle şu an işletme olarak bölgede sektörlemişsiniz. Ben biraz konumdan da söyletmek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Toplam kaç metrekare bir alanda burası Mehmet Bey? 600 metrekare. 600 metrekare içerisinde sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplam efendim? 55. 55 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren, evet, profesyonel bir kadro ve bir çapıda ağırlayabileceğimiz misafir sayısı 450. 450 kişiye hizmet vermekteyiz. Evet. Şimdi size gelen konuklarımıza baktığımızda gün ve yemek saatleri olmaksızın her dakika içeride müşteri görmek mümkün. Ben onlara neler sunduğunuzu öğrenmek istiyorum. Yani sabah kahvaltılarımızda neler ikram ederiz, öğle yemeklerimiz, akşam yemeklerimiz ve gün arası. Gelen misafirlerimizden ne tür öğünlerle, ne tür yemeklerle hizmet almaktalar efendim? Şimdi şöyle, Adana'nın olduğu gibi Adana'da yemenin içmenin bir saati yok. Adana'nın insanı etçil. Et olmadan yemek yemez de olduğu gibi Adana'da, yani hani bizim ülkemizin birçok değerli yeri olduğu gibi Adana'da yemeğin saati olmadı. İnsanlar acıktı mı yemek yer. Ben sabahleyin ciğer kahvaltıyı görüyorum. 06'da açıyoruz. Kahvaltıda genelde ciğer tercih ediliyor. Ve 06'dan akşam 24'e kadar ciğer, kıyma, kuşbaşı olmak üzere Adana'ya öz, eski Adana olarak yapıp ve hem gelenekçi hem görenekçi olarak hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz birinci sınıf. Alırken iyisini alıyoruz. Mutlaka en kaliteli ürünü almaktayız. En kaliteli ürünü alıyoruz. En kaliteli bir işçilikle birleştirip en kaliteli sunumla müşterilerimize sunuyoruz. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme varken insanlar niçin özellikle bir biçeri tercih eder? Bir biçeri tercih etmelerinin en büyük özelliği rahmetli İsmet Usta'mız 47'de açtığında bizim işlerimiz babadan oğula devredilen bir işleriydi. Şimdi Salih Birbiçer'le devam ediyoruz. Bizim burası restoran değil. Biz kebapçıyız. Yani Talaş bir kebapçıyız. Bizim burada istemezsen bir şey gelmez. İsteyeceksin. Gidip elinden geliyorsa kendi salatanı kendin yapacaksın. Kendi yiyeceğini, içeceğini alabilirsin. Yani burada özgürsün. Yani kendi aynı mutfağında gibisin. Kebabını pişirebilirsin, ciğerini pişirebilirsin, kuşbaşını pişirebilirsin, salatanı yapabilirsin, yeşilliğini alabilirsin, içeceğini alabilirsin. Yani biz kesinlikle müşterimize sen şunu aldın, sen şunu almadın gibisinden yok. İstediğini dolaşıp alıp masaya koyup yemeğini yiyip gelen kendini kendi elinde gibi kendi hissediyor. Mutfağında gibi hissediyor. Ben ocak başında olan arkadaşlarımızla gördüm özellikle. Kendi şişlerini kendileri pişiriyor. Evet. Tekrar kaldırıp çeviriyor falan. Yani kendileri ilgilenip kendileri yiyebiliyorlar. Ben bu yoğunluk içerisinde bize ayırdığınız bu değerli dakikalar için size tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.